Şanlıurfa Suruç'ta 32 kişinin hayatını kaybettiği patlamada Adıyaman'da bir askerin şehit edilmesi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 polis memurunun şehit edilmesi, Diyarbakır'da 1 polis memurunun, Kilis'te ise 1 astsubayın şehit edilmesinin ardından siyasi partilerin Samsun il başkanları birlik ve beraberlik mesajları vererek sağduyu çağrısı yaptı. AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Suruç'taki patlamanın ardından polis memurlarının başlarından vurularak şehit edilmesinin akıllara terörden başka bir unsuru getirmediğini söyledi. Hiçbir terör örgütü haklı olarak görülmemesi lazım. Ama ne yazık ki Güneydoğu'da HDP, PKK'nın gerçekleştirdiği veya PYD'nin gerçekleştirdiği olaylarda haklı tarafını yüze çıkartıyor, yüzüne çıkar. Bunlar haklı gibi lanse ediyor. Terörün haklısı olmaz. Terör kandan beslenir. Terör ne kadar çok kan akıtırsa o kadar çok kendini garantiye almış olur. Bu teröre bir kere toplu olarak hepimiz bir karşı olmamız lazım. Terörün nereden geldiğine değil, terör olduğuna bakmamız lazım. Terör terördür. Oradan geliyor, buradan geliyor davası yok. Terörü net olarak hepimiz lanetleyeceğiz. Türkiye'nin birlik beraberliğini düşünüyorsak terörle karşı karşıya gelmemiz lazım. Tüm çevrelerin, tüm ideolojilerin, tüm düşüncelerin terörün karşısında olması birinci şartımız olması lazım. Terörün karşısında duracağız. Terörün ne olduğu önemli değil, terör olduğu önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Dinçer Soylu ise Türkiye'de sanki kötü bir oyun sahneye koyulduğunu ifade etti. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Türkiye'deki bu tür olaylar yarın daha da artabilir. Bu mantıkla gelirse sanki birileri bir oyun oynuyor. Ben Samsun halkını ve Türkiye'deki halkımızı sükunete davet ediyorum. Türkiye'de barış, karıcı barış olması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimize ne gelirse yapacağız, yapmamız gerekiyor. Diğer muhalefet partileri, iktidardaki partiyi de Türkiye'deki kalıcı barış sağlaması için elinden geleni yapması gerektiğini söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Ömer Süslü ise terörün her türlüsüne karşı olduklarını söyledi. HDP İl Eş Başkanı Elif İçigen ise yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını anlattı. Saadet Partisi İl Başkanı Hasan Vardağ, siyasi görüşü ne olursa olsun bu gençler ülkemizin çocuklarıdır dedi. Siyasetçilerin ayrıştırıcı, kamplara bölücü beyanatlarından vazgeçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Türkiye özellikle son seçimlerden sonra yapılmaya çalışılan, verilen beyanatlarla bir kaotik ortama doğru sürüklenmeye çalışıldığı açık. Burada hem siyasetçilerin hem medyanın hem güvenlik güçlerinin, hükümetin bir araya gelerek topyekün bir şekilde birlik beraberlik mesajları vermesi gerektiğini düşünüyoruz.